Birleşmiş Milletler 76 yıl önce kuruldu. Uzun yıllar dünyanın en etkili kuruluşlarından biriydi. Ancak gerek üye yapısı, gerekse işlevinin giderek azalması tartışma konusu oldu. Dünyada çözümün değil, adaletsizliğin adresi olarak nitelendirilmeye başlandı. Bu konuda en sert tepkiyi gösteren lider de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim dünya beşten büyüktür tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk. Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasından başlayarak kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya sokmalıyız. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'le ilgili tartışmaların odağında 5 üyenin diğer ülkelerden üstün konumda olması var. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa. Oysa Birleşmiş Milletler aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülke tarafından kurulan bir örgüt. 26 Haziran 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde bir araya gelen devletlerin hedefi, dünya barışını sağlayacak bir antlaşmanın çatısını oluşturmaktı. Bu evrensel antlaşma 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi. Antlaşmanın ön sözünde yer alan ifadeler, kuruluş amacını net şekilde niteliyordu. Biz Birleşmiş Milletler halkları, gelecek kuşakları insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden korumaya karar verdik. Yıllarca pek çok uluslararası soruna çözüm bulunması yoluyla önemli adımlar atan Birleşmiş Milletler bu işlevini yitirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözüyle nitelediği bu durum diğer ülkeler tarafından da gündeme getiriliyor. Sıkça kurumun işleyişinin çağın gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler'in 2020'li yıllarda 1945'in öngörü, değer ve politikalarıyla yönetilemeyeceğine işaret ediliyor.